Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Vatandaşlar kurbanlıklarının kesiminin hemen ardından kavurucu yaz sıcaklarında etlerini muhafaza etme yöntemlerini araştırıyor. Kurbanlık kesiminin ardından etlerin parçalanması ve pay dağıtma gibi uzun sürebilen işlemler sırasında yaz sıcağında etlerin yeşillenmesiyle kokması söz konusu olabiliyor. Kurban etinin kesimi yapılan yerden vatandaşların evlerine kadar taşıma sürecinde de etlerin doğru muhafaza edilmemesi noktasında birçok risk ile karşı karşıya kalınabiliyor. Uzun yıllardır kasaplık yapan Bülent Gürbüz, doğru yöntemlerle etin sağlıklı bir şekilde nasıl korunabileceğini anlattı. Vatandaş kurbanını kesiyor, bir saat içerisinde evine götürünceye kadar eti bozuyor, kokutmuş oluyor. Ve bu kurbanı birçoğu yeme şansı dahi olmuyor. Evine getirip çöpe atmak zorunda kalıyor çünkü havalar aşırı ısındı. Saklama ve taşıma kurallarını bilmedikleri için Doğru olduğunu düşündükleri taktikleri uyguluyorlar. Ama onlar çok yanlış şeyler. Şimdi biraz sonra uygulamalı olarak ben size anlatacağım. Ee, bu yüzden birçok insan kurbanını ağız tadıyla yeme fırsatı bulamıyor. Şimdi tabii ki herkesin bir kasap gibi saklama koşulu maalesef yok. Ee, mezba ortamında kesilmiyor. Birçok hayvan dışarıda kesiliyor. Ve havalar çok ısındı. Ee, alanda dar olduğu için birçok insan güneşin altında et parçalıyor. Bir kere yapılma, yapılmaması gereken, ee, en büyük hatalardan birisi şu. Güneşin altında yani güneş gören bir ortamda kesinlikle et parçalanmayacak. Etin hayvanın parçalandığı ortam gölge, mümkünse serin bir ortam olacak. Plastik kovalara ve plastik poşetlere etlerini istifliyorlar eve rahat taşıyabilmek açısından. E, yapılan en büyük ikinci hata da bu. Henüz e, bakteriler canlı, hücreler canlıyken kesilmiş et 24 saat içinde dinlenmesi gerekir ki et kendini çekmiş olsun. Hücreler ve bakteriler ölmüş olsun. Ama kurbanda böyle bir imkan olmadığı için mutlaka eti havalandırmak gerekiyor. Havaalan bir ortamda taşımak gerekiyor. Etleri öncelikle geniş bir alana yaymaları gerekiyor. Etler birbirinin üzerine basmayacak şekilde. Yaydıktan sonra kıymalık olan eti kıymalık olarak işte haşlamalı, haşlamalı, kuşbaşılı, kuşbaşılı kademe kademe ayırdıktan sonra en az 5-6 saat dolaba girmeden önce hava alan bir ortamda, serin bir ortamda dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra dolaba koyma aşamasına geçilmesi gerekir etin. Sıcakken dolaba konulan, sıcakken dip frize dondurulacak konulan et mutlaka ama mutlaka bozulur, yeşerir ve kokar.